Yani şu an birinin böyle sazı eline alıp oyunlarda çıkıp karşı takımla ilgili stratejileri yapıp kendi takımı bir kere zaten sen sonra eğleniyorsun. Birleşmeden kısa bir süre sonra eğleniyorsun. Abi kendini hissedersin. Eğleniyorsun sonra bir anda hisseder misin? Hisseder misin? Nasıl hissettim ben? Hissedebildim mi? Hissedemedin çünkü seninki başka bir olaydı. Uçtum gittim bir anda. 1-1-2-2 gel. 3 yılda bir olabilecek bir şey. En az 4 kere kendimi yazdırmışım. SMS sonuçları çıkmadan riske girmişim. Strateji yapmışız Sercan'la. Herkes kendi yazdırmış. Yarışmanın eleyene kadar olan kısmında en az 3-4 defa bütün takıma kendimi yazdırıyorum. Birinci, ikinci gidiyorsun. Bir gecede uçuyorsun abi. Bir gecede. Bir gecede ya. Mes bu. Giderken seni de götürdü yanında. Yapacak bir şey yok öyle. Kardeşim. Devam edelim efendim. Şimdi Çağrı'ya gidelim. Çağrı'nın röportajı var ve diyor ki artık herkesin gerçek yüzünü gördüm diyor. İzleyelim. Bundan sonra biraz daha farklı olacak. Farklı olacak derken ben kendimle asla değiştirmeyeceğim. Ama sadece artık gerçek yüzlerini gördüğüm insanlara karşı daha farklı konuşacağım. Güzel lay lay lom şirinler zamanı bitti. Şimdi gerçek madem böyleymiş. Çünkü biz güzel güzel her şey gider diye tahmin ettik. Şimdi timsah gözyaşları da döküyorlar mesela. Hayrettin'in gitmesini üzülüyorlar. Bana yaptıkları kulisin aynısını gidip birinci olabilecekleri insanları biliyorlar çünkü onlar. Onların hemen kafalarına üşüşmesini biliyorlar. Böyle pıs 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 pıs. Yeri geldiği zaman sesi en gür çıkıyor hepsinin. Ama şey konuşacakları zaman da pıs 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 pıs. Yani şey gibi oluyorlar bir anda böyle bir yılana dönüyorlar yani. Sıs diye gidiyorlar yani. Ben böyle bir şey hayatımda görmedim. İstedikleri zaman bam 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 sesleri çıkıyor ama istediğince diye gidiyorlar. İlayda, ben kafamdaki İlayda hiçbir zaman insanlarla grup olup birini yazdıran bir İlayda'ya dönüşmemiş. Ben bunu hiç düşünmemiştim yani. O birincilikten sonra mesela İlayda grup olup birini yazma. Mesela Çağrı abi çıkarttı mesela. Çıkarttırdı, bildiğin çıkarttırdı yani. İlkinde o çıkarttı, ikincisinde bayağı herkes İlayda'yı dinledi. İlayda Öykü ikilisi. Çıkarttılar bayağı. Ya bu toplara girip ne gerek var yani, anladın mı? Ne gerek var? Fark ettirmiyorlar, sana en yakınmış gibi hissettiriyorlar. Biz beraberiz, canız, ciğeriz diyorlar. Sonra bir bakıyorsun, bir de o kadar uyanıklar ki, yemin ediyorum o kadar uyanıklar ki, adımı yazmıyorlar. Matematik hesabını yapıyorlar. Diyor ki, gerekirse yazacak ama bakıyor ki gerek yok. Gidiyor oraya, benimle konuşacak ya şey, kağıdı kaldırıyor böyle, işte ben seni, beni yazmıyor işte, başkasını yazıyor. Sonra da diyorlar ki, Çağrı benim, Çağrı'yla çok dostumuz var, sektörden de arkadaşız falanmış filanmış. Ben onu yazamayacağım, siz yazın diye arkamdan kuruş sıkıyorlar. Yakında görecekler. Yakında en ilk fırsatta, oyunda moraller bozulmasın diye şimdi biraz daha bekleyeceğim. İlk boş günümüzde gereken her şeyi konuşacağım. Bak ünlüleri pek konuşmuyorduk bir ara, gönüllerdeydik. Artık hep ünlüleri konuşuyoruz. Çağrı da şu an vitesi arttırdı. Yani biraz böyle herhalde yakın zamanda ünlüler arasında bir yangın çıkacak. Özellikle Öykü'ye dediği, hani sektörden arkadaşım diyor ama hani yalandan Hayrettin'i yazıyor. Asıl hedefi benim, herkesi örgütlemiş gibi bir suçlaması var. Ama şöyle bakıldığı zaman Survivor her zaman oyun kaybetmeye başladığın zaman yaşanmaya başlıyor. Şimdi bu kadar çok seriye bağlayan bir gönüller takımı yoktu. O yüzden hep oyun kaybettiği için biz gönüllerin Survivor'ını izlemeye başlamıştık. Şimdi oyun kaybeden bir ünlüler takımı var. Şimdi ünlülerin Survivor'ını izlemeye başlıyoruz. Ama sadece şunu söylemek istiyorum. Keşke ünlüler takımının erkekleri Öykü kadar cesaretli olsa. Ne anlamda? Şöyle söylemek istiyorum. Şimdi en son potaya çıkıldığı zaman, İlayda SMS birincisi olduğu zaman Öykü ne dedi? Kendi SMS sıralamasının yerini bilmemesine rağmen kendini ateşe attı. Öykü. Potada. Öykü. Buraya bakıldığı zaman şimdi İsmail'in aslında burada takıma karşı kurduğu bir baskı var. İlayda Öykü'nün ismini söylerken ne demişti? İsmail abiye söylesem kızar mı? Çünkü önceden aslında bir bir baskı var. Çünkü kızar mı kelimesi, evet. Altında bir sürü şey yatıyor demek bu. Bakıldığı zaman da hani Öykü'ye ben fazla bir yorum yapılmaması gerektiğini düşünüyorum takımda. Çünkü orayı bağlayan, aslında Hayrettin kadar da tutkal görev gören Öykü. Evet. Ama bir şey söyleyeceğim. Hem oyun alanı içinde hem oda yaşantısı. Ama Öykü birazcık onu kendi işine geldiği gibi yapıyor. Bir şey söyleyeceğim. Aradaki İsmail kızar mı demek, İsmail'in Öykü şeyle, İlayda ile konuştuğu anlamına gelmiyor. Hayır, yani sonuçta düşünsene, ben birinin ismini söyleyeceğim ama onun haberi yok. Kızar mı diye sorarım yanımdakine. Öykü dedi ki o zaman diyor, beni yaz diyor. Abi nereden çıktı abi? Beni yazma diye nasıl söyleyebilir İlayda? Evet. İlayda'nın SMS birincisi olduğu konseyde o anda belli oldu.
O andan sonra da beni yazma gibi hani kızar mı diyor. Oradan bir cevap vermiyor falan. Bir şöyle bir şey olmuş şey olabilir. İlayda'nın bu en son yaşadığımız konseyde İlayda'nın tekrardan birinci çıkabileceğini düşünüp İlayda belki aday içerisinde sormuştur. Hani ben birinci çıkarsam kimi söylemem gerekiyor gibi. Aynen. İlayda da ona İsmail de ona istinaden lütfen beni söyleme hani. Aynen. Güçlü rakibi aynen çıkaralım gibi bir konuşma geçmiş. Çünkü geçmiştir. Bu arkadaşlar konseyde öğrendiler kadın evet yarışmacıların yazılmayacağını. Şoka girdiler zaten. Yani değil mi? Adada bilmiyorlardı daha. Muhtemelen böyle bir şey olmuştur ama ben İsmail'in sürekli birilerine gidip beni yazmayın, beni yazmayın gibi bir konuşma yaptığını zannetmiyorum. İlayda'ya da bu şekilde bir baskıyla gittiğini hiç düşünmüyorum. Senin dediğine katılıyorum. Yani hani aralarında çok büyük bir samimiyet olmadığı için hani acaba onun ismini söylesem bana kızar mı, tepki gösterir mi diye bunu aslında öylesine bir yerden söyledim. Sonra şey demiştir o kesin İsmail'e yani İlayda da demiş olabilir. Abi ben birinci çıkarsam seni yazsam sorun olur mu strateji olarak? Hani karşıdan biri gitsin, bizden biri gitmesin. Ama falan. İlayda şimdi böyle düşünse SMS birincisi çıktığı zaman bu kadar şaşırmazdı bence. Şimdi sen performansın düşük olmasına rağmen nasıl SMS birincisi olmayı düşünebilirsin ki? Performansı her zaman hayır, iyi ama olan geçen bir İsmail referans çıkıyor. Alıyorsun. Bir kere çıktı. Ama yine de geçen haftayı referans alabilirsin aynen yani en azından... Yani şuradan yola çık. Geçen haftaya nazaran söylüyorum ben. Konseyde olan zaten. Öyküyü söyleneceği zaman. SMS birincisi evet çıktığı zaman en son ki tamam konseyde Batuhan evet birinci oldu. Evet. O zamanki olayı bahsediyorum. Tamam. Bunun öncesi olmamıştır diye düşünüyorum sadece. Aynen bunun öncesi olmamıştır. Hı-hı. İkincisinde bu konuşulmuştur diyor Damla ama dediğin doğru yani. İlayda sonuçta kimse beklemiyordu birinci olmasını evet zaten. Orada konuşulmuş olamaz zaten dediğin gibi. Orada bence aralarında çok büyük bir samimiyet olmadığı için... Hani herhangi biri sırf İsmail değil Barış'ın adını söyle dese Öykü ay bilmiyorum kızar mı acaba gibi bir şey yapabilirdi yani orada. Hayır ben yine İsmail'in takıma karşı bir baskı kurduğunu düşünüyorum bu tarz konularda. Evet. Hem yemek konusunda olsun çünkü hani bundan nazaran biraz daha yakınan Hayrettin vardı, Barış vardı. Demek ki konuşuluyor ki benim ismim yazılmasın diye röportaj veren yine Barış var. Sonuçta kaptansın sen, takım hakkındaki her şeye hakimsin. Kaptan da bak bu kaptanlık başka bir şey. Bu kaptanlık sizin 2019'daki kaptanlık gibi değil. Bu kaptanlık oyunda biraz daha şey. Yani bu şey. Kaptan da takanın kaptanı. Hani öyle şey değil yani. Büyük bir geminin kaptanı değil. Gerçekten öğrendi. Ne olacak yani? Anlatabildim mi? Hani çok bir şey değil. Zaten bence Barış'ı da hem sayıyorlar hem saymıyorlar. Bir aradayım yani. Kaptanlık şey yapmıyorlar. Kaptanlık anlat çok bakalım da geçersiz mi? Kaptanlık mı? Hı. Abi kaptanlık seçme için bir şey. Bir de hani anlat bakalımdaki bak, seçmeler kişinin... var ya eşleşmeler. Yok, geçerliyse zaten o yüzden kaptanla Ayşe kavga ediyor. Bak bir kişinin değil şampiyon olacağı bir yerde ben başka birini niye bir sıfatla nitelendireyim aynen ki? Evet. Saygı duyarım ama bir limit koyarım yani. Çünkü burada kimse o anlamda üstün değildir reklamlar.